kumurmak benim hiç kötü bir niyetim yoktu. Bütün olay dayını korumak içindi. Ay anne, ne yapayım şimdi? Bana niye anlatıyorsun bunu? Hayatım, babam bana kızmasın. Zaten çok zor günler geçiriyorum. Ne gibi zor günler? Evimi su bastı ya. Evini su mu bastı? Teras katını nasıl su basıyor, orası muamma tabii. Gören seni bodrum katında oturuyor sanacak. Yavrucuğum sen mühendis misin? Bastı diyorsan bastı. Ay. Tamam, sana de gel. Ne istiyorsun benden anne? Babanla konuşsan, durumu anlatsan. Ya annem böyle bir şey yapmış ama dayım da çok kızmış desen. Dayım kızabiliyor mu? Arada kızabiliyor. Hadi ya. Ha, bugün öyle bir gündü. Allah Allah. Sen babana anlatsan baban sana kıyamaz. Tamam, neyse, giderken konuşurum. Güzelim benim. Bir tanem sen olmasan ben ne yapardım tamam, ya? Tamam. Kumru bir dakika ya, sen dışarıya böyle mi çıkacaksın? Cadılar Bayramı da geçti. Arkadaşlarım konsept parti yapıyor. Konsept fakirlik miymiş? Kasaba hayatı, kırsallık falan. Dayı anne, ne bileyim. Ay, ne vizyonsuz insanlar var ya. Partiye bak. Yap şöyle bir Great Gatsby. Herkes çıkır çıkır giyinsin gelsin. Tamam, bir dahakine söylerim, öyle yaparlar. Yapsınlar canım. Şimdi iznin olursa, söyleyecek başka bir şey yoksa ben çıkıyorum. Tamam, çık. Ben de babana görünmeden çıkacağım. Hadi sen git konuş bir an önce babanla. Hadi görüşürüz. Hadi yavrum, göreyim seni. Babacığım. Kumrucuğum. Benim acil çıkmam lazım. Ama çıkmadan seninle konuşmam gerekiyor. Bir sorun mu var? Bence yok. Ama yine de ben söylemiş olayım. Ha. Yıldız, Zeynep ve Engin üçlüsü. Aynen öyle. Bence feci bayık bir konu. Yani kim kimi neyden kuruyor onu da anlamış değilim. Ama şunu ben söyleyeyim, benden çıksın. Annem dayımı korumak için gazeteci tutmuş. Dayım da bayağı sinirlenmiş. Anladım. Tamam o zaman, ben çıkıyorum. Nereye? Kızlarla buluşacağım. Biraz farklı giyinmemiş misin? Bugün içimden böyle geldi. Peki. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim babacığım. Görüşürüz, geçin.